Ey aziz, marifet ehli diyorlar ki alemde yaratılan bütün hayvanların şekil ve suretlerinin benzerleri insanda da mevcuttur. İnsandaki kötü huylar ve ahlak hayvanlara benzemesinin alametidir. Bunlara şöyle misal vererek daha kolay anlaşılmasını temin etmeye çalışabiliriz. Kibir kaplana benzer, saldırgan olan bir adamın sureti aslana, kıskanç olan bir adamın sureti de kurda benzer. Bunun açık misali Hazreti Yakup'un gördüğü rüyadır. Hazreti Yakup çok sevdiği oğlu Hazreti Yusuf'u sevmesini çekemeyen diğer oğulları tarafından kendisinden uzaklaştırılmasından evvel onların oğlu Yusuf'a bir kurt misali saldırdıklarını rüyasında görmüştü. Bunun içindir ki çocukları kardeşleri Yusuf için onu bizimle gönder dediklerinde onlara onu kurdun yemesinden korkuyorum demiş ve onu götürmelerine engel olmayı arzulamıştı. Kalbinde öfke ve kini olanın sureti köpeğe, hilekar olanınki tilkiye, aldatıcınınki tavşana, kadınlık organına aşırı şehvet duyanınki merkebe, arkadan cimada bulunanınki domuza, kadın şehvetininki koyuna, çok yiyenin yani obur olanınki ineğe, tamahkar olanınki karıncaya, cimri olanınki fareye, kindar olanınki deveye, zevk halindeki kişinin kırmızı devenin suretine benzer. Düşmanlık edenin sureti yılana, üzen ve inciteninki akrebe, vesveseninki de sarı arıya benzer. Bu husus daha çok devam eder. Ve diğer huyların suretleri de diğer hayvanların suretlerine benzer. Kötü huylardan birine galip gelen gönül, kendisini rüyada o hayvanın suretine galip görür. Mesela kadınlık organı olan ferce fazla şehvet duyan gönül rüyada kendisini merkebe binmiş görür. Eğer bu şehvete mağlup olursa rüyasında kendisini merkebin altında imiş gibi görür.